canım çıkarım. Bildiğiniz gibi birkaç gün sonra anneler günü. Gününü gün edemeyen anneler yılda bir gün anneliklerini kutluyorlar. Ben sizin ananızım, bacınızım diyen anneden tutun da cumartesi annelerine kadar herkes o gün anneliklerini yeniden hatırlayacak. Eskiden cennet anaların ayakları altındadır iken, şimdilerde ekonomik şartlar ve çeşitli zorluklardan ötürü cinnet anaların ayakları altında oldu. Anneler de ikiye ayrılıyor anacığım. Bir şanslı anneler, iki şanssız anneler. Şanslı annelerin hiç değilse bir gün günleri kutlanırken, şanssız bir takım anneler yılda bir günün anneler günü olduğundan bile habersiz. İşte ben de buradan o annelerin gününü kutluyor ve sizi programı izlemeye davet ediyorum. Hadi izleyin anacığım. Sabah sabah kim bu ya? Efendim. Evet buyurun. Suavi Bey'in evi. Kim? Ekrem Bey mi? Karşı komşu. Evet. Yok rica ederim. Tabii çağırırım da. Yani onların da telefonu var. Niye buradan aradınız? Ha borçtan kapanmış. Peki. Peki çağırırız. Bir dakika, bir dakika. Evet. Ekrem Bey telefondan istiyorlar. Git de çağır ver. Ayıptır. Ulan sabah sabah olur şey i̇şte değil ya. İşte yani hayret bir şey. Ne saygısız insanlar ya. Çok çok. Pijamayla gidiveriyorum vallahi. Bir dakika efendim. Çağırıyorlar. Ulan sabah sabah yolun ortasında Azrail'i mi arıyorsun be? Gazla gazla etrafta kimse yokken gidelim başımıza bela oluyor. Yürü. Şu hale bak. Misafiriz kurusun be. Çarpıp kaçmışlar adama. Tut şunu bacaklarından tut. Ben ölüye dokunamam. Ya ölü değil sağ galiba. Yani şimdilik. Tut. Tuttum. Allah Allah. Anladım. Bir araba çarpıp kaçmış. Vah ya, vah ya. Vah vah. Çok üzüldüm. Üzüntüden baktın hale geldim. Ama yapacak bir şey yok. Hiç boş yatak yok. Bir yatakta üç kişi. Ha, ne? Vallahi bilmiyoruz niye. Sapık olmalarından endişe ediyoruz. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Zorla dalga geçirtiyorsun kardeşim. Burası sigorta hastanesi. Bir yatakta üç kişi. Gene de iyi. Hadi Beyciğim özel bir hastaneye götürelim. Bence de iyi edersiniz. Ama büyük bir parayı gözden çıkarmanız lazım. Zaten sahipsiz hastayı almazlar. Peki başka bir sigorta hastanesi var mı buralarda? Var. Az ileride bir tane daha var. İyi hadi oraya hadi götürelim. Belki boş bir yatak bulabiliriz. Babayı bulursunuz. Babam bile gelse imkansız. Yerimiz yok, yok. Hadi Beyciğim, hadi. Hı. Adam ölmesin, kurtaralım dedik ama ben sinirden ölüp gideceğim şimdi. Ne yapacağız? Bu kadar taşıdım adamı. Günahı çarpıp kaçanın boynuna. Bizden bu kadar, ne yapalım? Bey amca kusura bakma. Biz elimizden geleni yaptık. Evet. Hadi artık Allah kurtarsın. Gel gel. Adam. Bir kere de gittiğin yerden saatinde gel. Alo? Bekleyin efendim. Gelecek şimdi. Bir dakika. Ben bunu Suat'a götürüyorum. Tamam. İkisinin durumu ağır. Diğerleri hayati tehlikeye atlattı ama yine de bir süre bakım altında bulunması gerekiyor. Aferin çocuklar, büyük bir iş başardınız. Sizinle gurur duyuyorum. Dünkü operasyonla ele geçirdiğiniz uyuşturucu şebekesini Interpol Kırmızı Bülten'le arıyormuş. Bravo size. Sağ olun abi, sayenizde. İçeri geçelim. Dokuz kişi mi demiştiniz? Evet amirim. Sekiz kişi var burada. Bir tuvalete... Bir dakika abi. Selami, Selami. Sopayla kafama vurup kaçtım. Abi, biri kaçmış.
Tuvalette Selamet... Hemen merkeze ara. Hastanenin etrafını sarsınlar. Tüm çıkışları tutun. Bakın. Fazla uzaklaşamamış Hamid'im. Bahçede yığılıp kalmış. Kimliğini de almış yanına. Nereden bulmuşsa kaşla göz arasında mark da almış. İsmi Veysel Çopur. Interpol'ün yıllardır peşinde olduğu Tilki Kod adlı meşhur Veysel Çopur bu ha. Resmine de pek benzemiyor ama bunların işine akıl sır mı yarar? Haftada bir estetik yaptırıyorlar. Semra'cığım merhaba. Buyur hayat. Kocan evde mi? Banyoda, ne oldu, hayırdır? Ay bir şey soracağım, benimki eve gelmedi de merak ettim. Ay. Ekrem. Ne var? Bak Aysun bir şey soracak. Ekrem Bey kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Kocam eve gelmedi sabahtan beri de merak ettim. Acaba haberiniz var mı diye soracaktım. Ya 10 gün evvel karşılıklı bir iki tek atmıştık. Daha gelmedi mi eve? Hayır onu demiyorum. Sabahleyin sizi telefona çağırmaya geldiydi. Yoksa gelmedi miydi? Gelmedi vallahi. Ay, size gelmedi, eve gelmedi. Ay bu adamın başına bir şey geldi. Gidiyorum Semra. Ay, hadi canım, inşallah iyi bir haber getirirsin. Ay Allah. İçeriden biri ihbar etti bizi, ihanete uğradık. Öyle ya da böyle. Su testisi su yolunda kırılır demişler arkadaş. Bizimkisi de buraya kadar işte. Doğru söylüyorsun. İşimiz bitti. En hafif müebbet. Müebbeti öp de başına koy. İpi var bu işin, ipi. Kim bilir belki de elektrikli sandalye. Ben suçsuzum. Telefon gelince onu söylemeye gittim. Ne? Kes ulan. 2 haftadır aynı hikaye. Baba hiçbirimiz tanımıyoruz bunu. Sen neyin nesin ya? Ya ben bir şey değilim. Ben telefon gelince... Herif sağlam. Bize bile illegalite yapıyor. Helal olsun. Bak bir telefon dedi, başka bir şey demedi. Çözülmedi herif ya. Sürü abi. Hatırlayan var mı arkadaşlar böyle bir adamı? Yok. Başka karakollara bakacaksınız. Peki, teşekkür ederim. Amir Bey, Veysel değilim ben. Tilki de değilim. Hiçbir şey değilim. Ben Su abiyim. Karşı komşumuz Ekremlere telefon gelmişti, ona haber vermeyin. Hale bak ya, bu yalanlarla bizi kandıracağını sanıyor. Oğlum sen bu zekayla bu kadar işi nasıl becerdin be? Neyse, Interpol'den ajanlar geldi. Uluslararası hukuk kurallarına göre seni onlara iade etmem gerekiyor. Yurt dışında yargılanacaksın ve hüküm giyeceksin. Hey dostum, senin sorunun ne biliyor musun? Sen bir çuval pislikçisin. Sen lanet olası bir pissin ha. Yakama yapıştın, gitsene benim yakamdan ya. Şuna bir şey söylesene, oturan boğa. Senin asıl sorunun ne biliyor musun? Sen düzülmek istenen bir pissin. Fuck you. Yahu bak, canıtın kardeş. 2 dakika efendi ol. Bütün karakolları aradım, umudum sizde. Ne olur iyi bakın. Yahu ben bu adamı bir yerden çıkaracağım ama. Şeye benziyor amirim, hani şu şebekedeki adam vardı ya, kaçmıştı hani. Aferin. Hanımefendi. Kocanız kaçakçı mıydı? Ne münasebet? Hayır belki öyledir de sizin haberiniz yoktur. Biz buna çok benzeyen bir adamı Interpol'e verdik. Eğer bu oysa Washington'da bulabilirsiniz kocanızı. Bize gelmiş. 2 gün önce Arizona'ya yolladık. Kocanız gerçekten suçsuzsa çok üzülürüm doğrusu. Ben de. Bizim memlekette Ekrem vardı. Ona telefon gelmiş. Size ona haber vermeye gitmiştim. Yoksa ben suçsuzum. Ben de. O da onlar da hepimiz suçsuzuz. Siz dalganızı geçin. Ben kaçacağım buradan. Kurtulacağım. İşte bu imkansız.
Dünyanın en karmaşık hapishanesi burası. Buradan uçan da kurtulamaz, kaçan da. Kocanız suçsuz. Gerçek suçluyu yakaladık ama haber ulaşamamış. Sibirya'ya sürmüşler kocanızı. Sibirya ne yana düşer? İçinizde kaçmayı düşünen var mı? Cevap verin bana. Sen sanki kaçacakmış gibi duruyorsun. Sana söylüyorum. Olmuş o, görmüyor musun? Başka kaçmayı düşünen var mı? Ben varım. Var mı bir diyeceğim. Suçsuzmuş ama artık suçlu. Kocanız iki görevli öldürdü ve kaçtı. Ama onu mutlaka bulacağız. Mutlaka. Açım. Ayla benim. Su abi, geldin demek. Geldim ama fazla duramayacağım. Interpol peşinde 3 kişiyi öldürdüm. Bana 2 demişlerdi. Az önce Ekrem'i de öldürdüm. Niye öldürdün adamı? Telefonda bekliyorlar. Ben hallederim. Alo, artık Ekrem'i beklemeyin. Öldü. Baba, bana masum anlatacak mısın? Aynı ben Su abi. Kız bana oğlan sana çekmiş mesafe. Ah yavrum. Üflemem ya. Üfle lan. Ulan herif de üflemeyle bozmuş ana. Al ben de hazır. Üflenmiş şişirilmişi var. Al. Adın Nevzat'sa niye Libadiye yazdırdın tabelana? Ya kardeşim tabela onun değil. Haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Başını kuma gömmüş yetkililer, kumalık gibi bir olguyu görmediklerinden dış dünya bizi çağ dışı görüyor sayın seyirciler. Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar. Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar. La karılar, hadi daha bunlar yıkanacak, düdüleneceğim, kuruyacak. Hem şimdi gelir be. Boş durmuyor, sıkıyoruz işte. İkimiz anca sıkıyor. Kocan da olsa sık bitmiyor. Herifin mabadı büyük adam. Herifin tuvalına bak. Herif de bu kadar ayak var adam anca yürüyor. Aa, geldi. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım. Ne o, çamaşırlar bitmemiş hala. Eleyen küçük, senin donlar büyük. Birini yıkıyoruz, koyuyoruz, öbürünü yıkıyoruz. Ay şöyle dere kenarında olacak da foldur yıkayacak. Kız dereye donlar kaçar da tıkanır. Baraj gölü olur mu Allah? Siz 3 karı bir olup da benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok kocacığım, o nasıl söz kocacığım? Bu kim kocacığım? Biliyoruz, 4 karı şart. Ben de 4.'yü tamamladım. Bundan sonra artık kuma umayım. Tamam, bu son kuma. Ah, pek iyi etmişsin. Sen yokken bir pişpirik bile oynayamıyorduk. 4 tamamlandı, artık oynarız. biliyorum, Latife'nin sırası değil. Latife'nin sırası. Hadi Latife, sıra sende. Ben kahveye gidiyorum. Git kocacığım, biz 4 karı seni burada bekleriz. Yemek yaparız. Evi temizleriz. Sen kahveden yorgun azgın gelince gönlünü yaparız. Ben kahveye gidiyorum. Sonra geleceğim. Geç kız, gel.
Demek adın Latife. Ha? Evet. Ne güzel şeysin sen öyle. Köylüye benzemiyorsun. Yok köylüyüm. İstanbul. Ataköy. Ne iş yapıyorsun? Destinatörüm. Ha? Destinatör. Neymiş? Traktör, traktör. Hep herif diyordu ya traktörümüz yok diye. Aa bunu almış getirmiş. Ha. Kız. Ellerin ne güzel. Evet manikür yaptırıyorum. Ne güzel kokuyorsun. Moschino. Ha? Moschino. Moschino. Karı kafasına ne geçiriyor kız? Karı üşütüyor kız bak kendi kendine kıpraşıyor. Ne ki bu? Kompakt. Ha? Kompakt. E karı da kabul ediyor işte kontak. Müzik dinliyorum. Gel bak sen de dinle. Hıy! Bu ne kız? Rahmaninov. Uf anam of. Demek bizim kocamızla evlendin. Evet biz birbirimizi seviyoruz. E biz de kocamızı seviyoruz. Ortada dörtlü bir durum var. Hadi biz bugüne kadar bu duruma dayanıyorduk. Sen nasıl katlanacaksın? Artık devir değişti. Yavaş yavaş alışmak lazım. Şartlar bunu gerektirecek galiba. Yürü kız. Gidiyoruz. Gidelim. Nereye? Siz şehirli karılar bizim umudumuzunuz. Değil mi ki sizler de bu durumu kabul etmeye başladınız? Umut kalmadı artık. Ben bir şey anlamadım. Siz anlamadınız ama biz anladık. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yürü kız. Baş kaldırdık. Ne yapacaksınız? Mücadele edeceğiz. Kadınlara kadınlardan başkası yardım edemez. Banka soygunları ilginç görüntülere sahne oluyor sayın seyirciler. Bu görüntüler faizleri yükseltmese de reytingleri yükseltiyor. İyi günler müdür bey. Biz genel müdürlükten geliyoruz, müfettişiz. Hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın geleceğinizi bilmiyordum. Yoksa sizi kapıda karşılardım. Gerek yok sağ olun. Teftiş zamanı da değil ama bir mesele mi var yoksa? Şubenizde bir gariplik sezdik de. Son bir yıl içinde 10 kez soygun yaşamışsınız ve oldukça yüklü miktar para kaybetmişsiniz. Buna karşılık şubeniz gene de kar etmiş. Az buz da değil. Bu nasıl oluyor diye araştırmaya geldik. Kimse kımıldamasın bu bir... Biliyoruz biliyoruz bu bir soygun. Nereden biliyorsun lan? Biz sizden daha tecrübeliyiz bu 11. soygunumuz. Sizinki kaçıncı? Birinci. Ya gördünüz mü? Hazırladık paraları buyurun alın. Hadi buyurun. Yahu resmen bir soyguna tanık oluyoruz. Korkmayın korkmayın kimseye bir şey olmaz. Aa müdür bey siz hiç telaşlanmadınız korkmadınız. Hatta neşeli gibisiniz. Elbette neşeliyim. Neredeyse oynayacağım. Kârımız arttı. Aa, soygunun etkisiyle şok geçiriyor. Bence de. Herhalde iyi bir primi hak ettim beyler. Evet ne kadar gitti çocuklar? 250 milyon kadar müdür bey. İyi iyi. Giderin az olmasına sevindim. Demek ki şimdi kârımız artacak. Yahu müdür bey siz geri zekalı mısınız? Yoksa buradan mı öyle görünüyorsunuz? Soygun oldu soygun. Kâr bunun neresinde? Göstereyim beyler. Hepi masraf ettim ama şubemizin çeşitli yerlerine kameralar yerleştirdim. Yani sizin anlayacağınız bu soygunlar anında banda alınıyor. Bakın işte bu. Soygunun filmi. Biliyoruz biliyoruz bu bir soygun. Nereden biliyorsun lan? Biz sizden daha tecrübeliyiz. Bu 11. soygunumuz. Sizinki kaçıncı? Birinci. Ya gördünüz mü? Hazırladık paraları. Buyurun alın. Güzel de kar bunun neresinde ben hala anlamış değilim. Acele etmeyin. Kar şimdi geliyor. Alo, Kanal 25 mi? Efendim az önce bankamız soyuldu. Evet maalesef biz de üzgünüz. Kamerayı aldık. Evet akşam ana haber bülteninde yetiştirebilirsiniz. Ama önce anlaşmamız lazım. Kaç? Ne veriyorsunuz? 2 milyar mı? Benimle alay mı ediyorsunuz kardeşim? Ben bu kaseti elimi öpene en aşağı 5 milyara satarım. Kaç? 4 mü? Kurtarmaz kardeşim. Kurtar. Peki. 4,5. Anladım. Kaseti gönderiyorum. Hoşça kalın. Ne yaptınız siz yahu? Basit. Soygunun kasetini televizyona sattık. Soygunda 250 milyon kaybettik. Kanaldan tam 4,5 milyar aldık. Demek ki 4 milyar 250 milyon kârdayız. Bu sene 3 kere daha soyulursak köşeyiz demektir. Eğitimde 8 yıl tartışmaları 9 doğurtuyor sayın seyirciler. Hayati önemi 2 artı 2'nin 4 ettiği kadar kesin olan sistem bir türlü hayata geçirilemedi. Bu kesin değil mi müdür bey? İnşallah değişmez. Kesin kesin. Bakanlıktan geldi talimat. Bakanlık bu. Boru mu?
Hem bu çocuk oyuncağı değil ki canım, çocuk eğitimi. Biraz daha bekleseydik, belki bir değişiklik falan olur. Evet. Efendim hocamlar, lütfen gidiniz sınıfınıza, öğrencilere durumu anlatın. Bir değişiklik olursa ben size haber veririm. Tamam. Peki. Buyurun hocam, buyurun. Evet çocuklar, seneye ilkokulu bitirmiş, ortaokula başlamış olacaksınız. Başlamış olamayacaklar hocanım. Neden efendim? Çünkü bakanlıktan yeni bir faks geldi. Seneye çocuklarımız 6. sınıfta olacaklar. Faksa göre temel eğitim 8 yıla çıkartılmış bulunuyor. Öyle mi? İyi dersler hocam. Teşekkürler efendim. Tamam. Evet çocuklar, seneye 6. sınıfta olacaksınız. 8 senelik eğitim sonrası ise temel eğitiminizi bitirerek ondan sonra seçeceğiniz dallara yöneleceksiniz. Ya müdür bey, bakanlıktan yeni bir faks geldi. Deme. İnanılır gibi değil. Az önceki faksten 8 yıl kesintisiz diyordu. Dur hocalar. Evet çocuklar, eğitim çok önemli bir olgudur. Özellikle gelecek kuşakların doğru yönlendirilmesinde eğitimin çok büyük rolü vardır. Hocanım. Buyurun efendim. Demin ben size bir şey söylemiştim ya. 8 yıl kesintisiz eğitim. 8 yıl kesintisiz değil, kesintili. Yeni aldığımız bir faksa göre 7+1 yıl eğitime uygulanacak sistem olarak. Peki efendim. Oturun çocuklar. Evet çocuklar, 7 yıllık bir temel eğitimden sonra 1 yıl yönlendirilmiş eğitimle geleceğe çok daha güzel hazırlanacaksınız. Müdür bey, saat 14 itibariyle yeni bir faks geldi. Deme. Ayrıca çocuklar, eğitimde en önemli rol hükümetlere düşmektedir. Yeni bir faksımız oldu hocam. Şimdi geldi, sıcak sıcak el yakıyor. Bu faksa göre öğrenciler eğitime ortaokulda başlayacaklar, ilkokula geri dönecekler. Olur mu öyle saçma sapan şey? Bana ne bağırıyorsunuz? Ben zaten öksüzüm. Ben çocuklara ne söyleyeceğim şimdi? Çocuklara öyle yuvarlak bir şeyler söyleyin. Nasıl? Yuvarlak. Yani, olur mu? Yeni bir faks geldi müdür bey. Söyleme, söyleme, bırak ben anlayayım. Peki. Şimdi yeni sisteme göre esmer kahverengi gözlü çocuklar 8+1 -2.5 = 6.5. Sarı dişli çocuklar ise 4+4+3 sistemine göre okutulup kalanlar ise 5 ile çarpılacaklar. İşte böyle. Aynen müdür beyin söylediği gibi. Aynen. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yalan söyleyeyim, ben de bir şey anlayamadım. Bana bakmayın. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum hocam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Faks çekeceğim. Çek anasını sen. Nedir bu canım? 3+5, yok 8-2, yok bilmem ne. Dünyada 8 yıllık eğitime geçmemiş ülke kalmazken, en geri kalmış ülkeler bile 8 yıllık eğitim tartışmalarını mazide bırakmışken, Amerika'yı yeniden keşfetmenin ne lüzumu var? Biraz ülkemizin eğitim sorunlarıyla ilgilensinler hocam. Yani biz öğretmenler olarak yakında kafayı yiyeceğiz vallahi. Oh, içim ferahladı. Yani inanılır gibi değil. Bu duruma siz de dayanamıyorsunuz. Biz öğretmenler sizi anlıyoruz. Fellik fellik aranan Bestami sonunda bulundu sayın seyirciler. Gündeme bomba gibi düşen haber kayboluşun ardındaki sis perdesini aralayacak mı? Bestami! Yavrum! Evet ama sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Sen geç içeri çocuğum. Sevgilim yemek hazır. Sana söylüyorum kocacığım. Ne arıyorsun sen orada? Yukarı bakın, tavana. Babanı masaya unutacak mısın? Bestami bunca zaman neredeydi? Ne olmuştu? Tüm bu soruların cevabını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Yar gibi yar olmaz lafı, yarımızla her kavga ettiğimizde aklımıza gelir vallahi. Hemen anamızın yanında alırız soluğu. Lan Muhittin. Televizyonların tansiyon arttırmak için yaptığı canlı canlı bağlantılar bazılarının tansiyonunu fena düşürüyor anacığım. Bir kilo da toz şeker ver Rüstem Efendi. Bana da bir kilo pirinç. Bir dakika, bir dakika. Evet sayın seyirciler, bugün büyük gün. Günlerdir tüm yurtta merakla beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılıyor. Şimdi son gelişmeleri almak üzere olay yerinde bulunan ekibimize bağlanıyoruz. Evet sayın seyirciler, günlerdir beklenen MGK toplantısı şu anda sürüyor. MGK toplantısı şu anda sürüyor. Bugün ne olacak? Bugün ne olacak? Bu kapının ardından ne gibi sonuçlar çıkacak? Bu kapının ardından ne gibi sonuçlar çıkacak? Bütün bunlar bugün belli olacak sayın seyirciler. Ben bir şey sormak istiyorum Selahattin. Orada atmosfer nasıl? Ne gibi beklentiler var? Atmosfer? Atmosfer şöyle oluyor. Burada sinirler bugün gergin. Atmosfer olarak bekleyiş sürüyor bu kapının ardından. Kapı burada. Tabii ne gibi sonuçlar çıkacak bugün bunlar? Bütün bunlar bugün belli olacak. Naciye. Selahattin. Selahattin şunu sormak istiyorum. Orada durum gergin mi? Selahattin. Son durum nedir Selahattin? Naciye. Burada durum son derece gergin. Naciye. Bugün neler olacak? Bu kapının ardından şu kapı ne sonuçlar çıkacak Naciye? Bütün bunlar bugün belli olacak. Naciye. Teşekkürler Selahattin. Evet sayın seyirciler, Türkiye'nin gözü Ankara'daki toplantıda. Gelişmeleri size anında canlı bağlantıyla naklen ileteceğiz. Durum kötü vallahi, ortalık iyice karışacak gibi. Öyle, baksana adam nefes nefese konuşuyor. Paşalar resti çekecekmiş diyorlar. Helal olsun ama televizyonlara, haberi anında veriyorlar. Vallahi ben bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum. Yazık vallahi, bunların işi de çok zor. Rüstem Efendi şu benim şekeri ver de eve gideyim. Bir dahaki bağlantıyı kaçırmak istemiyorum. Benim pirinci de versene. Ya durum çok kötü, çok. Helal olsun Selahattin abi, iyi toparladın ha. Ya şunu baştan söylesenize kardeşim ya. Böyle söylüyorsunuz, felç olacağım bir tarafıma geldim. Abi ben ne yapayım, onlar da birden giriyor. Ya bu Naciye de ne lavuk karı ya. Ulan bir soru soruyorsun, bakalım ki karşındaki... Abi canım, yok. Değil. Ulan Naciye'ye bak ya, bir soru soruyorsun. Bakalım ki bende o sorunun cevabı var mı? Ben buna hazırım. Dur. Sayın seyirciler, bekleyin. Hayır. Ulan karpuzdan düşmüş eşeğe döndüm ben. Ya bu saçma şey, yok değil. Abi ben sana kahve getireyim ya, sen otur şuraya bir gitar. Cart etti. Duydum. Söküldü mü, yırtıldı mı? Bence söküldü. Baksana bak. Olduğu gibi yırtılmış. Söküldüm ben. Beni dikmek isteyen var mı? Ne oldu Selahattin? Bak da kendi gözünden gör. Söküldü. Ne yapacağız peki bunu? Neyse çıkardı, hemen iki dakika dikeyim. Yayın kesilirse buraya. Bir şey olmaz. Allah'tan iyi bir şey var. Bir gazete tutsana bana bakayım. Şurada herkesin içini soyunmuyor ama iyi. Bana bak, dikkat et. Efendim, ha, abi yayındayız. Pula. Ne? Tamam. Çabuk. Evet sayın seyirciler. Ya şakşaka, cinciler. Lan susun be, bağlanıyorlar. Şimdi son gelişmeleri almak üzere olayları yerinde izlemekte olan ekibimize bağlanıyoruz. Evet, sendeyiz Selahattin. Teşekkürler Naciye. Beni kötü zamanda... kötü zamandayız Naciye. Kötü bir zaman yaşıyoruz. Evet sayın seyirciler. Burada durum son derece gergin. Neler olacak? Ne gibi sonuçlar çıkacak? Burada ne çıkacak? Bu kapının arkasından ne çıkacak? Bütün bunlar belli olacak. Bu kapının arkasından ne çıkacak? Sonuçlar nasıl çıkacak? Bütün bunlar bugün belli olacak. Ne çıkacaksa çıkacak sayın seyirciler. Atmosfer nasıl orada Selahattin? Evet, bağlandığın iyi oldu Naciye.
Yatı Hanım Naciye. Burada atmosfer son derece gergin Naciye. Heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Bugün neler olacak? Bu kapının ardından sonuçlar çıkacak. Bütün bunlar belli olacak Naciye. Teşekkürler Selahattin. Daha sonra gene sana bağlanıp en son gelişmeleri alacağız Selahattin. Ay ben korkuyorum Naci. Durum hakikaten korkulacak hale geldi. Biraz erzak falan mı alsak? Alalım alalım. Bana bak, bacaklarım bir tarafımı görmedin ya. Yok yok baba, yukarıdan aldık hallettik, sen merak etme. Ben bu arada pansiyonu bitiririm. Sağ ol. Ya bir şeyler yemeyecek miyiz? Sabahtan beri açız. Oğlum buradan kımıldayabildiğimiz mi var ki lokantaya gidelim? Ya lokanta şart değil, şuradan birer sosisli yiyelim. Ben bilmedim şeyi yiyemem ya, sosisli mosisli. Ya bozuksa ne olacak? Yok, yok motor ben de acıktım, bir şeyler yesek. Selahattin amma sinametlisin be, bir şey olmaz. Oğlum git şuradan birer sosisli al. Yiyelim hadi, git al da yiyelim hadi, sosisli mosisli. Ya hadi be ablacığım, soğuk alacağım aşağıdan ya. Ya tamam, bitiyor 2 dakikada. Bitiyor bitiyor diyorsun de evet. Takım elbise diktirsem daha kolay olur. Naci. Hayır efendim? Bağlanacağız aniden, bir tarafımıza bir şey olacak. Zaten efendim? Rezil olduk. Naci, sana. Naci abi, abi yayındayız. Gel. Abi yayındayız, fırla. Fırla fırla. Ya kapağın engemi. Bugün dananın kuyruğu kopuyor mu? Toplantıda ne gibi sonuçlar çıkacak? Şimdi olayı sıcağı sıcağına takip etmekte olan ekibimize bağlanıyoruz. Evet Selahattin. Naciye, sen misin Naciye? Allah iyiliğini versin Naciye. Bugün neler olacak? Bu kapının ardından ne sonuçlar çıkacak? Bütün bunlar bugün burada belli olacak Naciye. Evet Selahattin. Durum nedir orada Selahattin? Bugün burada son derece gergin bir bekleyiş var Naciye. Naciye. Elastiki bir durum mu olacak yoksa bu sosis gibi elastiki mi olacak yoksa taş gibi bir... Naciye. Yok kardeşim, iş savaşı geliyor. Ne iş savaşı be abicim, darbe geliyor darbe. Gidip ekmek falan almak lazım. Makarna, un, bulgur falan. Ana. Ne oldu Selo? Eyvah, ben dedim abi. Lan bilmediğin bir yerden bir şey yersen böyle olur. Selahattin ne oldu? Gelin öteki tarafını çek çabuk. Ne oldu abi? Sorma. Sosis mi? Gidiyor. Sosis bozukmuş, motoru bozdu. Abi şu buralarda bir tuvalet bulalım sana. Şimdi birden canlı yayına gideriz. Tuvalete gidemem. Sen bir eczane bul. Bana bir büyük boy bez aldır. Kanatlı olsun çocuk bezi. Naci. 10 kilo un verir misin bana? 30 tane ekmek istiyorum. 5 kilo şeker alayım ben. 60 tane margarin. Tamam. 25 paket makarna ver çabuk. 25 kilo. Bizimiyim. Selahattin abi. Ne? Selahattin abi. Abi yayındayız abi. Abi. Eksiğimiz yok ya. Yok yok, biz tedarikliyiz. Evet Selahattin. Durum nasıl orada Selahattin? Evet Naciye. Bugün neler olacak? Bu kapının ardından ne sonuçlar çıkacak? Bütün bunlar bugün belli olacak Naciye. Orada beklentiler nasıl? Durum gergin mi Selahattin? Burada... Durum gergin Naciye. Bu kapının ardında Naciye. Neler olacaksa bugün olacak Naciye. Her şeyi bu kapı belirleyecek Naciye. Bu ses. Gök gürlüyor, yağmur yağacak Naciye. Reklamlardan sonra gene geleceğiz. Ne olur bizden ayrılmayın. Şahsiyetlerin cinsi münasebetleri bazı cinslere kazanç kapısı oluyor vallahi. İşte arkadaşlar, hayatımızı değiştirecek olan kaset bu. Bir seyredin bakayım. Ulan herife bak. Kızgın kumlardan senin sulara dalar gibi dalıyor. Karı da cilveli ha. Karıyı bırakın, asıl herife bakın. Ulan karıdan fırsat bulsam bakacağım ama. Ana, la bu milletvekili değil mi? Ta kendisi.
Porno film mi yapıyor? Yok yahu, ben olayı amatör bir kamerayla profesyonelce kayda aldırdım. Şimdi bu kasette herife şantaj yapacağız. Var mısınız? Varız lan. Ne kadar kaldınız bu işten? 3 milyar iyi mi? Ne üçü beşi be oğlum? Herif bu rezilliği göze alamaz. İtibarı 2 paralık olur. İtibarıyla bir ciklet bile alamaz. Haklısın abi. Bu adam sonuçta milletvekili. Bu olaydan sonra kimsenin suratına bakamaz. 15 isteyelim. İsteyelim anasını satayım. Sen herife bir telefon aç bakayım. Açayım. Milyar değil canım. Milyon. Dolar olarak. Bir dakika pardon. Alo. Efendim benim. Ne? Kaset mi? Evet beyefendi. Bir seks kaseti. Başrollerde de siz oynuyorsunuz. Bir hayat kadınıyla hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Pek hatırlayamadım. Şu sol memesinde ben olan mı? Evet beyefendi. Memesinde ben var ama mesele bu değil. Eğer bize 15 milyar vermezseniz bu kaseti bir televizyon şirketine vereceğiz. Sakın vermeyin ya, o salak mısınız siz? O kaset en azından 30 milyar eder. Televizyonlar bayılır böyle sansasyonlara. Yalnız paranın yarısını ben alırım. Ne diyorsunuz beyefendi? Biz parayı sizden istiyoruz. Manyak mısınız lan? Benden kapik işlemez. Bak benden habersiz satarsanız kaseti... ...telif için dava açarım size. Ne oldu ya? Üstüne bak ya! Adam bizden para istiyor. Hadi be! Ver bakayım sen bana şunu. Alo! Sayın milletvekili! Sen meseleyi kavrayamadın galiba. Bu kaset yayınlanırsa rezil olursun. Rüsvalığın da cabası. Milletin suratına bakacak yüzün kalmaz, anladın mı? Hadi oradan hadi. Bu milletimle benim aramdaki bir mevzu. Siz iyi düşünün, öyle karar verin. Herife bak ya, tınmadı bile. Ne oldu, kaset elimize mi patladı şimdi? Bir de şu orospuyu görelim bakalım. Kuruluğu ne duruyorsunuz lan? Girsenize içeri. Buyur, ne istemiştiniz? Son memesinde ben olan bir hanıma bakmıştık. Figen, randevunuz var mı? Burası randevu evi diye ayrıca bir randevu almadık. Figen randevusuz çalışmaz. Görüşmemiz kendisi için iyi olurdu. Önemli bir konuda fikrini alacaktık. İyi, haber vereyim. Figen! Figen lan, gelsene buraya. Buyurun, 4 numaraya. Geldim yavrum. Güle güle hayatım, yine gel. Gelirim. Bibikler öter etmez, gel. Sütleri kaymak tutmasını bekleme. Evet, kime baktınız? Bizim sizinle çok önemli bir işimiz olacak da. Üçünüzün birden mi? Fantazi ha. Sizi gidi fantastik çocuklar. Yalnız üçlü fişin fiyatı biraz fazla olur. Yok, bizi yanlış anladınız. Sizinle bir işimiz var ama o iş değil. Bizde size ait bir kaset var. Uzanıp yatıvermişsiniz yere, sele selpe. Koltuğunuzun altı da gözüküyor, üstü de. İnsan sizi böyle görünce olmaz ki, böyle de yatılmaz ki diye düşünüyor tabii. Ne geveliyorsunuz lan? Tükürün ağzınızdakini. Orospuyum ben, tabii öyle yatacağım. Bir araba tamircisi nasıl arabanın altına yatıyorsa... ...ben de öyle, anlarsınız ya. Tamam da üstünüzdeki adam kim biliyor musunuz? Kim? Milletvekili. Hani şu poposunda yara izi olan. Ne? Ulan o adam değil mi? Onunla mı çekmişler filme? Evet, bizzat ben çektirdim. Kaset de şu anda benim elimde. Mahvolurum, perişan olurum. Bu piyasada itibarım kalmaz. Ulan normalde itibarım var mı be? Var tabii be. Orospuysak bizim de bir haysiyetimiz var. Hmm. Böyle bir herifle birlikte olduğum ortaya çıkarsa... ...piyasada iş tutamam. Mahvolurum. Ne olur o kaseti bana geri verin. Tabii anam, veririz. Yalnız biraz parayı gözden çıkaracaksın. Çıkarırım. İstediğiniz kadar para veririm. Ne olur kaseti bana geri verin. Yeter ki itibarım, şerefim kurtulsun. Sorunları sineye çekip başımızın üstünde yeri var dediğimiz için her başa gelinde çekiyoruz valla. Ana sen baba. Ülkede her şey öylesine oldu bittiye getiriliyor ki olağan bitene şaşmamak gerekiyor anacığım. Hmm.
bunun da. Sinemaya gidelim. İnsene aşağı. Atla bakayım. Ya. Bu süratte giden bir araba. Haber bomba gibi düştü vallahi. Bestami bunca zaman nerelerdeydi? Ne olmuştu da kaybolmuştu? Bütün bunların sis perdesi aralanıyor şimdi. Abdurrahman abi içeride mi? İçeride. Bulaşık akıyor. Görmek istiyorsan geç. Sağ ol. Ocağına düştüm Abdurrahman abi. Ne oldu? Abi bugünlerde bir adam türedi. Bütün mahalleyi bizim haraca kesiyor. Bugün bizim kahveye de geldi. Benden de para istedi. Akşama tekrar gelecekmiş. Eğer parayı vermezsen... Ne olurmuş vermezsen? Bizim beraber Abdullah vermemiş. Çocuğu bacağından vurmuş. Tamam geleceğim. Ben gelmeden kimseye para verme, tamam mı? Sağ ol Abdurrahman abi. Bana bak! Ne oyalanıyorsun lan? Yıkasana bulaşıkları! Aa yeter be! Biz de senin yanında mı çalışıyoruz? Köle miyiz anlamadık be? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Abdurrahman abi, ne bilek varmış sende be abi? Anne, babam geldi. Hoş geldin kocacığım. Sofra hazır, geç otur. Ben de ben rakını koyayım. Dışarı çıkacağım, görülecek bir hesabım var. Birisi mahalleyi haraca kesiyormuş. Onunla görülecek bir hesabım var. Ne oldu sevgili? Kahraman babam benim. Sen de büyüyünce baban gibi bir kahraman olacaksın yavrum. Hazır mı? Şey... Para hazır mı dedim? Şey... Ne geveleyip duruyorsun lan? Ne istiyorsan benden iste. Sen de kimsin lan? Kim olduğumu pekala biliyorsun. Yukarı bakın, tavana. Ne arıyorsun sen orada? Aradığınız adam yapıştırdı beni buraya. Nerede peki o şimdi? Evindedir, nerede olacak? Versene şunun adresini bana. Bakalım bizim söylediğimiz adam, senin dediğin adam mı? Yaz lan. Bestami, yavrum. Buyurun, kime bakmıştınız? Bestami, yavrum. Ben senin anneni tanımadın mı? Bestami mi? O da kim? Bestami. Benim adım Abdurrahman. Bir yanlışlık olmasın. Baba. Kim bunlar baba? Bu senin çocuğun mu? Evet ama sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Sen geç içeri çocuğum. Sevgilim yemek hazır. Sana söylüyorum kocacığım. Baba bana masumdan alacak mısın? Kıza bak. Aynı Bestami. Kız bana. Oğlan sana çekmiş Bestami. Ah yavrum. Öyle birini tanımıyorum. Benim adım Abdurrahman. Bu akşamlıkta bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.